Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri in street 10. yılını 10 numara çekiliş kampanyasıyla kutluyor. İşte efsane ödüller. 5 Vespa, 10 iPhone 15, 20 PlayStation ve yüzlerce hediye çeki. Hemen en yakın in street mağazasına giderek in street uygulamasına ya da in street girerek ödülleri kazanma şansı yakala. Harcadığın her 250 liraya bir çekiliş hakkı kazanacağını da unutma. In tarzını yansıt. Şimdi hocam siz de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta görev aldığınız dönemlerde bu tip olaylar aslında yaşadınız bu kadar hani aynısı olmasa bile benzer şeyleri gördünüz. 2006'daki Denizlispor maçı, Denizlispor Fenerbahçe, 2007'de 100. yılda Fenerbahçe'nin 100. yılında Galatasaray deplasmanı, 2013'te yine Beşiktaş'ın Galatasaray arasında oynadığı maç. Şimdi orada da bir sürü olay çıktı. Burada da keza öyle bugün baktığımızda aradan 18 yıl geçmiş. 2006'dan alıyorum. Hala yine aynı şeyleri görüyoruz. Ee, siz bu olayları bizzat yaşayan tarafta da olduğunuz için, öznesi olduğunuz için Trabzonlu olanları görünce ne hissettiniz? E bu tarz olaylarda işte oyuncular sahaya girdi, yani kendilerini savunma mekanizması ister istemez gelişti. Genel olarak bu PFDK ceza verirken bunları nasıl değerlendirecek ya da nasıl bir ceza sistemi olacak? Nasıl bir ceza sistemi olacak bilmiyoruz ama sırayla gidersek <laughs> 2006'da Sulu Derbi'de Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonluğun en büyük favorisi idiler. 2007. 2007'de düzeltiyorum. 2006-2007 sezonunda. O Ve Fenerbahçe türbünlerinden de ilk başta bir takım maddeler atılmıştı. Bunu hepimiz biliyoruz. O sırada ben Fenerbahçe'de görev yapıyordum. Hı hı. Yani şimdi orada görev yapıyordum diye yok bizimkiler hiçbir şey atmadı diye onu deme şansım yok. Hepimiz gördük atıldı. Ve bu karşılıklı bir şeydi. Tabii ki orantı olarak deplasmanda çok daha fazlası misliyle... ...karşılık verildi. Bu doğru. Bunu Galatasaraylılar da, o gün orada olanlar da... ...biliyorlar. Hatta... ...işlerinde tanıdıklarımız da var. Onlar da söylüyorlar. Şunu da attım, bunu da attım diyor arkadaşlarımız. Yani söylüyorlar. Ama onun... ...o rekabetin içinde... ...bakın açıklaması yoktur... ...ama izahı vardır. Şampiyonlukta çekişiyordu bu iki ekip. İlk başta olanlar vardı. Ufak tefek olsak. Messi ile karşılık vardı. Ha, Fenerbahçe şampiyonluğu garantileyip gitmişti. E, Galatasaray deplasmanında. Ama bu böyleydi. Karşılık değildi. Beşiktaş Galatasaray maçında olanlar Galatasaray'dan muaftı. Beşiktaş tribünlerinden çıktı. Aslında Beşiktaş tribünlerinden de çıkmadı. Beşiktaş'a dair hiçbir fikri olmayan insanların bulunduğu bölümden atlandı tribünden. Ve fotoğraf hala duruyor. Beşiktaş'ın arşivinde var. Eskiden bizim yemek yediğimiz, Ümraniye'de yemek yediğimiz bölümde benim arkamdaydı o fotoğraf. 5 metre aralıklarla polis şey vardı, koltukları. Bir polis oturuyordu, spor polisi. Bir polis de ayakta dikiliyordu. Bir tek o bölümdeki 60 metre boştu. Oradan atlandı. O sandalyeler boştu. O organize bir tuhaf bir durumdu. Onun Galatasaray'la alakası yoktu. Onun başka şeylerle alakası vardı. o o da Trabzon'daki olaya benzemiyor. Başka ne demiştiniz? Bir, bir de 2006'daki Denizli maçı. 2006'daki Denizli maçı Denizli Spor puan alırsa ligde kalacaktı. Geciktirmek için bunu yaptılar. 16 dakika. Bence 16 dakika değil 26 dakika bile uzatsa yeterli değildi. Hakem yapamadı, yönetemedi o gün. Akıtamadı oyunu. Oyun bir türlü akmadı. Dolayısıyla o, o gün öyle bir gündü. Ama açıklaması yoktur ama izahı vardır. Şey olarak Deniz Spor düşmemek için taraftarları böyle bir şey yaptılar. Ve düşmemeyi başardılar o konfetiler sayesinde. Ee, ama bunun öyle bir durumu yok. İki takım arasında 30 puan fark var. İlk maç oynanmış. Olaysız geçmiş. 3-2 Trabzonspor kazanmış. sahanın ortasında kutlamasını yapmış ve hiçbir karşılık görmeden elini kolunu sallayarak soyunma odasına gitmiş, oradan otobüsüne binmiş, oradan havaalanına gitmiş, Trabzon'a inmiş, hayat devam etmiş. Yani bir karşılık, bir rövanş durumu yok. Türün anlamda evet. maç rövanş ama türün rövanşı yok. Rövanşiyal bir durum yok. Dolayısıyla bunun açıklaması ve izahı yok. Bakın daha öncekilerin açıklaması yoktu ama izahı vardı bir şekilde. Denizli Spor küme düşecekti, düşmemeye çalışıyordu. Galatasaray ilk maçta Kadıköy'deki maç kaybetmişti. Şampiyonluğu da kaybetmişti. E, tarihsel bir rekabet var. İlk maçta maddeler atılmıştı. Galatasaray misliyle attı taraftarı. Bunun izahı var. Ama şeyin izahı yok bu Trabzon maçında ki türbün organizasyonun izahı yok. Ne açıklaması ne izahı ne özrü var. Ama Trabzonspor Kulübü'nden bir şey de yok. Yani, üzgünüz diyen de yok. Evet. Yani bunu şehre mal etmeyin, Trabzonspor'a mal etmeyin, şehre Trabzonspor taraftarına da mal etmeyin. Ee, buna izin vermeyiz diyen var. Bu, bu bakımdan böyle bakınca çok garip. Ki dün Ali Koç'un açıklamasında aslında o da söylüyor. Yani bizim yönetimsel anlamda bir sıkıntımız da yok diyor. Ha bu Ertuğrul arada Doğan çok yönetim... özür dilerim. Şeyde yani Denizli'de sahaya taraftar atlamadı. Tabii. Veya madde Sulu Derbi'de sahaya taraftar atlamadı. Evet. Sahaya atılanlar oldu. Evet. Kimse kimseyi dövmedi. Kimse kimseyi darp etmedi. Kimse kimseye bulaşmadı o anlamda sahanın içerisinde. Şeyi hatırlıyor musunuz? Oyun durduğunda Lincoln Roberto Carlos'un fotoğrafı var. Evet efsane fotoğrafı. Omuz fotoğraf. omuza. Mondragon'la da Ümit Özat'ın beraber fotoğrafı var. Hatırlarsanız. Evet. Oyuncular arasında hiçbir şey yaşanmadı o maçlarda. Bunlar türbin olaylarıydı. Bu türbin olayı değil. Başka bir şey bu. Peki cezai yaptırımlar ne olacak ya da siz ne bekliyorsunuz bu saatten sonra Fenerbahçeli futbolcular ya da Trabzonspor'a verilecek olan ceza? E, TFF burada nasıl bir adım atacak? Şöyle adım atacak. Sevkleri geciktirecek. Tedbir tedbirsiz o da gecikecek. Karar da gecikecek. En sonunda açıklayacaklar. Ve hem Trabzonspor hem Fenerbahçe hem de diğer ligdeki diğer rekabetin diğer unsurları bunu şiddetle protesto edecek. Yani kimsenin içine sinmeyecek. Kimsenin kabul etmeyeceği bir karar verecek Futbol Federasyonu. Bunu garanti ederim. Bakalım önümüzdeki günlerde federasyon... Hiç bakmayın. Benim dediğim gibi olacak. Bir de milli ara var. Şu an zamanları da var. Yani daha muhtemelen daha uzun uzun düşünecekler. Ee, sizin dediğiniz gibi belki de daha en geç ne zaman bu karar verilebilir diye düşünüyorlar. Ama şu an için bir ne zaman verirlerse versinler. Trabzonspor da buna tepki gösterecek. Fenerbahçe'de tepki gösterecek. Galatasaray'da tepki gösterecek. Ee, Josef'te tepki gösterecek. Beşiktaş'ta diğer futbol de herkes tepki gösterecek. Ve herkes bunun Kendisi dışında bir başka ekibin lehine verildiği konusunda %100 emin olarak yapacak açıklamalarını. Bunu size garanti ediyorum. Böyle olacak. Bakalım. Biz de bekliyoruz. Biraz daha e, ne kadar girebileceksek biraz daha futbol içine girmek istiyorum şimdi Fenerbahçe özelinde hocam. E, ilk olarak İsmail Kartal bugün bir röportaj. Bu arada şunu da garanti ediyorum. Futbol Federasyonu talimatlara göre karar vermeyecek. Hı. Tamamen e, yazmayan şeylerle kuran. Yani bir karar belki. uyduracak daha doğrusu. Dün voley teknikteki programımızı da söylemiştiniz. İngiltere'deki bu Thatcher'ın aldığı aslında karar çok Hı. devrimsel bir karar. 3 yıl 5 yıl futbol oynanmadı. Böyle bir şey muhtemelen bizim ülkemiz için mümkün olmayacaktır. Çok Bakın. çok zor bir karar. Çok basit bir sosyolojik tespit yapalım. 58-59 sezonundan başladı... ...Profesyonel Futbol evet. Ligi. Oradan itibaren... ...bir çirkinleşme... E, ...grafiği yapalım. Parabolik bir şekilde... ...yükseldiğini görürsünüz. Neredeyse lineer bir... yükseliş görürsünüz. Hiç zigzag yapmamıştır. Bu sene geçen seneden daha iyiydi... ...daha güzeldi, daha... ...işte... E, ...daha fair... oynandı. daha centilmence geçti. Daha çiçeklerle, buselerle sarmaş dolaş geçti. Bir tane drak yapmamıştır. Minimum parabolik, bence lineer çirkinleşmeye devam etmiştir. Diflekte olduğu, dip dip, yani kırıldığı yer e, ilk yayın ihalesiyle başlar. Yani gelirin, gelirlerin artmasıyla birlikte çirkinleşmenin hızı da artmıştır. Tribün olayları, saha olaylarında arttığı daha da katlanarak arttığı yerde orasıdır. 59'dan bu tarafa, 58 59'dan bu tarafa iyiye giden hiçbir şey yoktur. Yani umarız iyi gider diyeceğiz ama mümkün Hayır. değil. Hayır. Ee, umarsınız yani. iyi gider dersiniz <laughs> ama umamazsınız. Bakın <laughs> umamazsınız bile. İçtenlikle umduğunuzu söyleyemezsiniz bence. Evet. Umamazsınız. Ben umamıyorum. Çok iyimser bir Çok, insan evet. olmama rağmen umamıyorum. Yani Sizinle ilgili iyi şeyler umabilirim. <laughs> Başka şeylerle ilgili iyi şeyler umabilirim. Ama Burant rant düzeni içerisinde iyi şeyler umamayız. Hiçbirimiz. Az önce de söylemiştim hocam. iki tane daha konumuz var Fenerbahçe'de. Biraz saha içti. Yani Trabzon maçından da bağımsız. İsmail Kartal bu sabah açıklamalar yaptı hem bu saha olayları hakkında hem de kendisine gelen eleştiriler bağlamında açıklamalar yaptı. Bıçak sırtında görev yapıyorum. Ne medya ne de kendi camiamda destek var. Avrupa'da ilk 8'e girmiş, en çok ülke puanı kazandırmış bir hocaya ve takıma yapılıyor bunlar. Benim yaptığımı yabancı bir hoca yapsa heykelini dikerlerdi ama birileri imparator oluyor, dünyanın en iyi hocası oluyor diye bir açıklama yaptı. Sanırım Hürriyet gazetesine Mehmet Arslan'a konuştu İsmail Kartal. İsmail Kartal'a Fenerbahçe medyası ve camiası içerisinde destek verilmediğini düşünüyor musunuz? Yani medyayı takip etmediğim için yani o yani şey biliyorsunuz ben ne konuşulduğundan haberim olmuyor evet. benim. Yani buraya gelince işte siz söyleyince şimdi haberim oluyor. Yani medyada destek var mı yok mu onu bilmiyorum ama kendim ve program partnerlerimle ilgili fikrimi söyleyebilirim. Metin Hoca'nın ben bir olumsuz eleştirisini hatırlamıyorum. Yani hiç. Zaten bardağın dolu tarafını görmeye çalışan birisidir. Ben de bardağın dolu tarafını göstermeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar. Ben e, içerideki Galatasaray ve içerideki Trabzonspor maçlarında e, beğenmediğimi söyledim. E, o maçlarda yet, yeterli hazırlığı yapmadığını söyledim. Saint-Gilles maçında çok başarılı bir hazırlıkla, çok başarılı strateji ve taktikle Saint-Gilles deplasmanında yendiğini anlattım e, orta ölçekli maçlara B planı üretemediğini söyledim. A planını kusursuz bulduğumu söyledim. Çok az kusurlu bulduğumu söyledim. Bütün maçlar için geçerli bu. benim şeyim hoca ile ilgili düşüncelerim bu şekilde. Şeyi de söyledim. Trabzon maçından önce İsmail Hoca bu maçı çok rahat geçer dediğim adı kayıtlarda evet. var. Geçtiğimiz hafta kayıtlarda var. Konuştum. Hani bu destek midir, köstek midir onu onu bilemiyorum. Ne algıladık? Bizi izliyor mu, izlemiyor mu zannetmiyorum. Bizi izlemiyordur da. Yani kanaat önderleri kim Türkiye'de onu bilmiyorum. Ee, eğer Bean Spor'u referans kabul ediyorsa genelde öyledir. Yani Bean Spor maç sonu maç sonu yorumları kabul eder ama ben Bean Spor'da da çok ölçülü davranıldığını görüyorum. Özellikle de Ersun Hoca'nın çok ölçülü değerlendirme yaptığını düşünüyorum İsmail Hoca ile alakalı olarak. Ki yabancı hoca konusundaki açıklaması benim garibime gitti. Jesus e, geçen sezon çok eleştirildi hocam. Avrupa'da Avrupa'da çeyrek final, Avrupa'da son 8'e kaldık doğru bir cümle değil. Yani Avrupa'da son 8'e kalanlar işte Real Madrid, e, Manchester United, işte City, e, Bayern Münih City bunlar kaldılar Şampiyonlar Ligi'nde. UEFA Kupası'nda başkaları kaldı konferans liginde de son Fenerbahçe konferans liginde son 8'e kaldı. Avrupa'da son 8'e kalmadı. Avrupa'da yarıştığı alanda son 8'e kaldı. Başarı mıdır? Evet başarıdır. Çok da başarıdır. Ciddi ciddi başarılıdır. Başarılı gitmiştir. Aldığı puan bugüne kadar rekor kabul edilebilir. Yani maç başına ortalama bağlamında rekor kabul edilebilir. Ama yarıştığı rakip daha fazla aldı dolayısıyla her sezon kendi içinde değerlendirilir. Bir ara Zico'ya şey diye e, çamkırıyordu e, şeyler e, futbol uleması. Puan ortalaması çok düşük diye. Son 5 haftada 5 4 e, ayrı takımın şampiyonluk iddiası vardı. Matematiksel olarak 4 büyüklerin 4'ü de devredeydi. Öyle çekişmeli birlikteydi. Doğ olarak o 70 mi aldı 71 mi aldı konuşulacak bir durum değildi ve herkesi yenerek şampiyon oldu Zico'nun takımı. Şimdi öyle bakarsak Zico'ya göre çok daha başarılı şey İsmail Hoca. Ama Beşiktaş çok ortada. 30 puan fark attısınız Beşiktaş'a. Arkada 5. hocası, 6. hocası, beşinci hocası beşinci mı, 5. hocası mı? 5. sanırım. Aradan girenlerle beraber, evet. yani geçicilerle beraber 5-6 tane hocası evet. oldu. Evet. İki defa takım değişti. İki, iki defa yönetim değişti Beşiktaş'ta. E, Trabzonspor ikinci hocası. O da takım değiştirmeye çalıştı. Onlar yok yarışta. Başakşehirler, şeyler, Sivas Sporlar devreye giremedi yani geçmişte girebilenler. Böyle bir sezonda rakibini sizden daha fazla aldıysa matematik ortada. Yani ben çok ağır eleştiri aldığını düşünmüyorum. En azından bizim ekranımızda çok ağır eleştiri aldığını zannetmiyorum. Ben kendi adıma konuşmak zorunda kalırsam... Ben İsmail Hoca'yı... Hayatımda kimseyi ağır eleştirmedim, futbol federasyonu dışında. Ben yöneticileri eleştiriyorum bazen, ağır. Ben kendi adıma çok müsterihim. Burada bu voley teknik kayıtları hala duruyor. Çok başarılı örnekler verdiğim maçlardan, çok o, onun başarılarını anlatan e, çok sayıda program var, İçerik var, burada duruyor. E, ben abartılı buldum demecini. Hı hı. Hocam son olarak konferans ligi çeyrek final eşleşmesini de konuşmak istiyorum sizinle. Ee, az önce biraz bahsetmiştik aslında ligden çekilme durumunda konferans ligine ağırlık vermeli Fenerbahçe. Olympiakos da eşleşti. Hı hı. Ee, turu geçerse de yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Ee, ne düşünüyorsunuz hocam? Eşleşmeyle alakalı. Aston Villa-Lille. Olympiakos oyun olarak da güç olarak da bu sezon PAOK ve Panathinaikos'un birazcık arkasında kaldı. Yunanistan Ligi'nde playofflar başladı. Çok sert var. Oynuyorlar. Onlar da zor bir süreçten geçiyor. Yani fikstür bağlamında zor bir süreçten geçiyor. Denk gibi dursa da ben Fenerbahçe'nin rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum yani kadro olarak baktım inceledim. Bir de Yunanistan ligine son dönemde bakmaya daha fazla bakmaya başladık. Panathinaikos'un işte Fatih Hoca'nın durumundan dolayı bakıyoruz. Kadro olarak Fenerbahçe rahatlıkla Olympiakos'un üstesinden gelir. Aston Villa Lille eşleşmesine gelecek olursak bana göre oranı favorisi Aston Villa. Kupa'nın da favorisi Aston Villa. Unai Emery... eğer Şampiyonlar Ligi'nde yarışmıyorsa UEFA veya konferansta yarışıyorsa oranın en büyük favorisi o. Unai Emery'nin takımıdır. O takım her kimse. Villarreal olsa o. Sevilla de olsa o. Arsenal veya Aston Villa da olsa o. Hep olduğu gibi. Çok zor ama imkansız değil. Mümkün. Şimdiden Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. E, milli aradan sonra oynanacak maçlar. E, böylelikle Fenerbahçe bölümünü Noktalamış olduk hocam. Dilerseniz Galatasaray'a geçelim. Geçelim. İzceb'de bahar fırsatı başladı. Tüm ürünlerde geçerli %10 indirim fırsatı izceb.com ve izceb mağazalarında seni bekliyor. Üstelik vade farksız 6 taksit seçeneğiyle. Son gün 31 Mart. Kaçırmayın. İzceb İzceb Yenilenmenin yeni kolayı.